Güneşli, güzel bir gün. Baba domuz arabasıyla işe gidiyor. Kahvaltı zamanı Goldie. Anne domuz balık Goldie'yi besliyor. Anne, Goldie yemek yemiyor. Oh, belki kendini iyi hissetmiyordur. Veteriner doktor hamster'ı arayayım. Ben veteriner doktor hamster, buyurun. Merhaba doktor hamster. Balık Goldie yemek yemiyor. Ve mutsuz görünüyor. Oh, Goldie'yi hemen bana getirseniz çok iyi olur. Aa, arabayı babam almış. Veterinere nasıl gideceğiz? Otobüsle gidebiliriz. Aa, güzel. Burası otobüs durağı. Tarife çizelgesine göre sonraki otobüs saat 10'da burada olacak. Şimdi saat kaç? Saat 10. Yaşasın! Kaç tane bilet? Bir anne, iki tane de küçük domuzcuk için. Bir de balık için lütfen. Balık ücretsiz binebilir. Sıkı tutunun. Bay Boğa otobüs bekliyor. Muuu! Müzik dükkanına bir bilet lütfen. Merhaba Bay Boğa. Goldie'yi veterinere götürüyoruz, bakın. Oh canım, hasta mı oldun sen Goldie? Konuşamaz ki, o bir balık. Tabii ki, belki tubamı dinlemek hoşuna gidecektir. Sesi çok komikmiş. Bu yüzden tamir edilmesi için müzik dükkanına götürüyorum. Bayan koyun, bayan kedi, bay zebra ve madam gazel otobüse bindi. Oho, süpermarkete 4 bilet lütfen. Merhaba madam gazel. Goldie'yi veterinere götürüyoruz, bakın. Oo, Goldie hasta mı? Sizi sevdi. Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Otobüsün tekerleri dönüyor, bütün gün dönüyor. Süpermarket. Hoşçakalın. Müzik dükkanı. Hoşçakalın. Son durak veteriner. Veteriner hasta hayvanların iyileşmesine yardım ediyor. Oo, bu mutsuz küçük balık yemek yemiyor mu? Evet, bakın şimdi. Goldie yemi yedi. Aa, evdeyken yememişti ama. Belki de Goldie evde sıkılmıştır. İlginç yolculuk keyfini yerine getirmiştir. Aa. Çok sağlıklı ve mutlu bir balığınız var. Çok da güzel. Teşekkür ederiz Doktor Hamster. Anne domuz, Peppa ve George otobüsle eve dönüyor. Bay Boğa tamir edilmiş tubasıyla eve dönüyor. Yeni gibi oldu. Madam Gazel ve arkadaşları alışverişten eve dönüyor. Balık Goldie yine mutlu görünüyor. Evet, onu otobüs yolculuğu iyileştirdi. Fanustaki balık yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Fanustaki balık yüzüyor, bütün gün yüzüyor. Merhaba, neredeydiniz? Goldie'yi veterinere götürdük. Şimdi çok daha iyi. Olamaz, Goldie öksürüyor. Galiba Goldie'yi yarın yine veterinere götürmemiz gerek. Ha, ben sizi arabayla götürürüm. Hayır baba, otobüsle gitmek istiyoruz. Çok eğlenceli. Tamam, o zaman otobüsle gideriz. Yaşasın! Herkes otobüse binmeyi seviyor. Özellikle de balık Goldie. Büyük anne domuzun tavukları. Peppa ve George bu gece büyük anne ve büyük babalarının evinde kalıyor. Büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Merhaba miniklerim. Hoşçakalın. Sonra görüşürüz. Güle güle anne. Gelin de bu gece nerede yatacağınıza bakın. Burası küçük bir domuz.
domuzcukken anne domuzun odasıydı. Yani eski zamanlarda. Bu da annenizin yattığı yataktı. Zıplayan yatak. Anneniz de küçükken tıpkı sizin gibiydi. Annem de yatakta zıplar mıydı yani? Tabii ki. Ama annem bize hep yatakta zıplamayın diyor. Anneniz küçük bir domuzcukken sizin gibi afacandı. Öyle miydi? Evet. Şimdi bahçeye çıkıp büyük baba domuza bakalım. Büyük baba domuz. Büyük baba domuz. Merhaba Peppa. Merhaba George. Gelin de havuçlarıma bir bakın. Büyük baba domuz sebzeleriyle gurur duyuyor. Ve bunlar da bezelyelerim. Ama en iyisi benim güzel marullarım. Hayır, marullarım. Sanırım onları kuşlar yemiş büyük baba. Evet, kuşlar. Neden Bay Korkuluk'tan korkup kaçmamışlar ki? Çünkü marullarımı yiyen kuşlar çok şapşallar. Ne oldu büyük baba domuz? Arkadaşların yine sebzelerimi yemişler. Hangi arkadaşların? Tom, Dick ve Harry. İsimleri öyle değil. Büyük anne domuzun tavukları var. Vay canına. Cemayma, Sera ve Vanessa'ya merhaba deyin. Merhaba. İşte bu da Neville. Neville erkek tavuk mu? Evet Peppa, o bir horoz. O en kötüsü. O sebzelerimi eşeliyor. Neville sineği bile incitmez. Onu sinek yerken bile gördüm. Ayrıca o marulumu bile yemiş. Büyük babanın marulunu siz yemezsiniz değil mi? Üstelik yiyecek güzel mısırlar varken. Hadi böyle gelin. Peppa, George, tavukları mısırla beslemek ister misiniz? Evet, lütfen büyük anne. Alın tavuklar, yiyin bakalım. Bir oyun evi mi var? O tavuk kümesi. Tavuklar orada yumurtluyor. Yumurta mı? Ben hiç yumurta göremiyorum. Yakında orada yumurtalar olacak. Peppa ve George'un büyük anne ile büyük babasının evinde yatma zamanı geldi. Acaba tavuklar daha yumurtlamadı mı büyük anne? Belki sabaha Peppa. Sabah olduğunu nereden bileceğiz peki? Neville bize söyleyecek. Şimdi uyu bakalım. İyi geceler. Sabah oldu. Bu Neville. Bizi uyandırdığın için teşekkür ederiz Neville. Günaydın Cemayma, Sera, Vanessa. Bizim için hiç yumurtladınız mı? Bir, iki, üç, dört. Dört tane yumurta büyük anne. Şimdi kahvaltıda yumurta yiyebiliriz. Teşekkür ederim Cemayma, Sera ve Vanessa. Herkese haşlanmış yumurta. Yaşasın. Bu nefis. Büyük anne, tavukların nefis yumurta yapıyormuş. Evet. Yedikleri güzel mısırlar sayesinde. Ve benim marullarım. Teddy'nin oyun grubu. Peppa'nın oyun grubunun eve gitme vakti. Baba, Teddy oyun grubu bizde kalacak. Kim? Teddy oyun grubu okulumuzun maskotu. Onu eve götürme sırası Peppa'da. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Hepsi bavulunda hayatım. Anladım. Peppa, baba domuz ve Teddy oyun grubu eve geldi. Anne domuz, bu gece çok özel bir misafirimiz var. Öyle mi? Kimmiş o? Teddy oyun grubu. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Fotoğraf albümü niçin? Eğlenceli şeyler yaparken fotoğraflarını çekiyoruz.
Aa. Arkadaşlarım Teddy oyun grubunu dünyanın her yerine götürüyor. Londra, Paris, Mısır. Aa, Teddy oyun grubunun çok eğlenceli bir hayatı varmış. Umarım bizimle de çok eğlenir. Peppa ve George'un yatma zamanı. Çocuklar, bu Teddy oyun grubu. Merhaba. O bizim özel misafirimiz ve ona yer açmanız gerekiyor. Oo, ve bu da Bay Dinozor. O maalesef pek konuşamıyor. Hadi Teddy, oyun grubunun albümü için fotoğraf çekelim. Peynir de bakayım. Peynir. Baba, Teddy oyun grubunun yarın çok eğlenceli vakit geçirmesi gerekiyor. Kuzey Kutbu'na gitsek olur mu? Süpermarkete gitmeye ne dersin? Evet. Teddy oyun grubunun daha önce alışveriş yaptığını hiç sanmıyorum. Sabah oldu. Peppa Teddy oyun grubunu süpermarkete götürüyor. Bu markette her şey satılıyor. Portakal, elma, muz. Bu çok ilginçmiş. Burası yiyeceklerin ücretinin ödendiği kasa. George fotoğraf çekmek istiyor. Tamam George. Peynir. Peynir. Bu kadar fotoğraf yeter George. Teddy oyun grubu kayboldu. Baba, Teddy oyun grubunu kaybettin. Merak etme Peppa, eminim onu buluruz. Merhaba, gününüz nasıl geçti? Babam Teddy oyun grubunu kaybetti. Olamaz. Ama onu bulmak için bir planım var. Teddy oyun grubunu nasıl bulacağız babacığım? Önce çektiğimiz fotoğrafların çıktısını alacağız. Anne domuz alışveriş poşetlerini boşaltıyor. Nereye gidiyorsunuz? Teddy oyun grubunun fotoğraflarını ağaçlara asacağız. Aa. Baba beni bekle. Neden ağaçlara fotoğraf asıyoruz babacığım? İnsanlar Teddy oyun grubunun fotoğrafını görünce kaybolduğunu anlayıp onu bulmamıza yardım edecekler. Aa, bu Teddy benim yatağımdayken. Bu Teddy mutfaktayken. Bunlar da George'un süpermarkette çektiği fotoğraflar. Aa, Teddy oyun grubu. Nerede olduğunu biliyorum. Ah, merhaba. Anne, Teddy oyun grubu nerede biliyoruz? Evet, alışveriş poşetinde makarna ve domateslerin yanındaydı. Peppa sınıfına Teddy oyun grubunun fotoğraf albümünü gösteriyor. Teddy oyun grubu bizimle heyecanlı bir macera geçiremez diye endişeleniyordum. Ama neyse ki babam onu süpermarkette kaybetti. Ama sonra onu alışveriş poşetinde bulduk. Çok heyecanlı bir maceraymış. Evet, öyleydi.